ortada açmamışım. Dediğim gibi baştan alalım. Yakıtlar ve yanma işliyoruz. Hidrokarbonlar hidrojen ve karbon içerdiği için öyle isimlendiriliyor. Daha sonra biyogazlar, sıvı petrol gazları ve doğalgazlar da kullanılabiliyor. Bunlar işte emisyonlardan kaçınmak için olabilir. Ya da işte biraz daha ucuz eldesi için olabilir. Bildiğiniz gibi işte yani hidrokarbonlar benzinli yakıtlar ve dizel yakıtları Baya şu anda pahalı. Tam bilmesem bile altı küsürlerde değil mi? İkisi de yediye yaklaşmış durumdalar. Ee, çok takip edemiyoruz şeyleri. Ee, ve yani bunu sakın bakışı ve bu hidrokarbon yine emisyon olduğu için değişik türlerde de kullanılabiliyor. İşte mesela hidrojen yakıtı kullanılabiliyor. Hidrojen yakıtının en önemli özelliği hidrojen oksijenle yandığı zaman tam bir artı oksijen desek, 1 bölü iki desek buna H2O çıkmış oluyor. Yani direkt bunun emisyonu su olarak çıkmış oluyor. Yani doğaya karşı hiçbir şey yok. Çünkü bunlar da olurduğu zaman işte karbondioksit, karbon monoksit, azotoksitler ya da küt dioksitler çıkıyor emisyonlar olarak. Fakat diğer türlü su, eğer hidrojeni bir yakıt olarak kullanabiliyorsak su çıkacak. Bu gayet doğa sever bir yakıt. Fakat Buradaki en büyük sorun işte yakıt pilleri şeklinde, hidrojen yakıt pilleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Hatta bununla ilgili ben bir TÜBİTAK projesinde çalışmıştım. Burada işte nümerik çözümlerde ben arkadaşlara yardımcı olmuştum. Orada şunu görmüştük. Çok ısınıyordu buradaki hidrojen pilleri. Yani çünkü burada kimyasal reaksiyonlar meydana geliyor. İşte yakıt olarak kullanılacak ve çok ısınıyordu. Burada hem ekonomik üretim yani üretim kısmını bilmesen bile emniyetli depolama sorunlarından dolayı çok fazla hala yaygınlaşmadı diyebiliriz. İşte ama hala bilim insanları bunun üzerinde çalışıyorlar. İnşallah da bulurlar. Hatta son zamanlarda nasıl şeyler var? Hibrit araçlar var. Elektrikli ve benzinli olmak üzere. Ee, ama daha sonra tabii hiç hibriti kullanmıyor. Elektrikli kullanan da var ama en nihayetinde elektrik tamam. Ee, emisyonda şey ama elektrik de bir şekilde başka bir şeylerden üretilip e, arabaya transfer edilir nasıl bilgisayarımız çalışıyorsa o bile bir nevi doğaya şey. Aslında benim şu söylediğim biraz da saçma. Çünkü her yaptığımız işlem doğayı kirleten işlemlerdir. Sürekli entropiyi arttırıyoruz biz şey olarak ama buradaki asıl şeyimiz daha az entropi arttıran, daha dünyayı az kirleten yakıtları kullanmak olmuş olacak. Şimdi bakalım yakıtları yavaş yavaş başlayalım. Yakıtların sınıflandırılması. ilk başta sıvı hidrokarbonlara bir gelelim. Dediğimiz gibi karbon ve hidrojen atomlarını kullanıyoruz. Ve e, az miktarda da oksijen, azot, kükürt ve suyun olunduğu ve bazı metallerde bulunan ham, ham petrol türevleridir. Ama asıl şeyimiz karbon ve hidrojen olmuş olacak. Şimdi sıradan sıvı hidrokarbonlardan başlıyoruz. İlki parafinler. İlk başta şunu vereyim daha şey okumadan. Eğer bir burada görüyorsunuz parafinlerde CNH2N artı 2 diye geçiyor. Yani karbon en kadarsa hidrojen 2N artı kadar. Sallıyorum işte 2. Bu 2 olursa burası da 6 olacak değil mi? H2N6 falan gibi. C2H6 gibi. Şimdi buradaki temel şeyimiz hidrojen eğer bir şeyde hidrojen sayısı fazlaysa ısıl verim diyelim böyle ısıl termal verim yüksek olur yoğunluk düşük olur. Bunu unutmayın. Hiç zaten bu ana ezberlenecek şey gibi düşünün. Tamam. Şimdi burada CnH2n artı -2, 2 olduğu için hidrojen sayısı fazla. Buna göre ısıl verimleri büyük ve yoğunlukları düşüktür. Ve yoğunlukları 620 ile 720 kilogram metreküp bandında aralığında olurmuş. Ve burada şimdi parafinlere bir bakalım. Başka parafinler, işte normal parafinler olacak. İşte sıvı hidrokarbon dedik. Daha sonra parafinlere geçtik. Daha sonra normal parafinlere geçeceğiz. parafinlere geçeceğiz. Yani demek ki parafinlerin iki tane türü var. Normal parafinlerde şu. Her karbon dört tane bağlantı yapıyor. Görüyorsunuz. Her karbon aslında bir kimyasal bir şey. Gösterim bu. Çok da bilmesem bile çünkü yani kimyada en son okudum kimya üniversite bir kimyası. Ondan sonra pek bilmiyorum. Hatta e, kimya ile makine mühendisliğinde çok büyük bağlantıları var. İşte yanma da olsun, mesela işte kombaj için konusunda çalışmak olsun ya da işte malzemeler konusunda da kimyasal reaksiyonlar var. Onlarla çalışmak olsun. Aslında kimya mühendisliğiyle ya da kimya bölümüyle makine mühendisliğinin çok büyük bağlantısı var. Ama ben o tür konularda çok çalışmadığım için çok fazla bilmiyorum. Ama burada diyebileceğim şey şu. Her karbon dört tane bağlantı meydana getiriyor. Ve bu dört bağlantı hepsinde de tek bir bağlantı meydana getiriyor. O yüzden dört bağlantılı kolu var. Ve tek bir bağlantı olduğu için biz bunlara doymuş diyoruz. Doymuş hidrokarbonlar. Burası tek bağlantı olduğu için. Çünkü hepsinde bir tek bağlantı var. Çünkü bağlantıyı da göreceğiz. Bir sonraki slaytlarda tek bağlantı var. Tek bağlantı olduğu için Bunlar kolayca parçalanabiliyor yani doymuş hidrokarbonlar. Tek bağlantı, tek bağlantı olduğu için de kolayca parçalanabiliyorlar. Bu haliyle tutuşma meyilleri yüksek. Yani kendi kendine tutuşma meyilleri yüksek. Benzin motorlarında neydi? Biz yakıtı havaya alıyorduk, sıkıştırıyorduk, bujiyle ateşliyorduk. Kendi kendine tutuşmasını istemiyorduk. Ama dizelde ne yapıyorduk? Havayı sıkıştırıyorduk, yakıtı püskürtüp kendi kendine tutuşmasını istiyorduk. O haliyle bu Normal parafinler benzinli yakıtlar için uygun değillerdir. Ama dizel için uygundur. Yani benzin şöyle diyelim. Benzin uygun. Dizel pardon benzin için uygun değil. Dizel için uygun yakıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz burada sıvı hidrokarbonlar dedik. Sıvı hidrokarbonlar da 1 ile 4 arasında ise gaz olarak oluyormuş. Demek ki sıvı hidrokarbonlar olarak bunu kullanamıyoruz. 5 ile 15 arası sıvı hidrokarbonlar olarak kullanıyoruz. C mesela örnek C7H16 diye. N 16'dan büyükse de kat olarak karşımıza çıkıyormuş. Demek ki sıvı olarak 5 ile 15 arasını kullanacağız. Tek bağlar olacak. Doymuş olacak. Bunlar tek kolaylıkla e, parçalanıyor. Benzin için uygun değil. Dizel için uygun ve işte H'si yüksek olduğu için asıl verimi yüksek, yoğunluğu düşük diyebiliriz. Daha sonra izoparafinlere gelelim. Yine bu parafinler aynı. N en, şurası N ise burası da N. 2N artı 2 miydi? Bir daha bakalım. N 2N artı 2 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten belli 4. İşte 2 çarpacağız. 8 artı 2 10 koyacağız. 2N artı 2 aynı şeyden geliyor. Yine doymuş hidrokarbon. Demek ki tek bağ var. Burada görüyorsunuz. Her karbon yine dört tane bağ oluşturmuş. Fakat burada tek bir şey var. Eskiden düz sıralıydı. Böyle görüyorsunuz. İşte şuraya mesela şöyle şunu silersek karbon buraya yaparsak buraya hidrojen gelecek. Hidrojen, hidrojen. Tekrardan bir karbon yaparsak hidrojen gelecek. Hidrojen gelecek. En sonunda şurası dörtlüğü bitirmek için hidrojenle bağlanacak. Yani düz bir sıra halindeydi bunlar düz sürü halinde. Ama burada artık çatallaşma meydana geliyor karbon. Bir başka karbon alıp araya bir bağ daha kuruyor. Çatallı yapı. O yüzden izo diyoruz bunlara. Çatallı zincir grubu. Burada da yine aynı şekilde en fazla H fazla olduğu için verimleri yüksek. Ama yoğunlukları düşüktür. Hiçbir şey değişmiyor. Burada çatallı bir grup olduğu için tutuşma mailleri az. Diğerinde tutuşma mailleri çok daha fazlaydı. Vuruntulu mailleri azdır. O zaman benzinli yakıtlar için pardon benzinli yakıtlar için rahatlıkla kullanılabilirler. Ben buraları bir şeyler yazmışım ama onlar silinmiş. Burada şunu yazmıştım hatırladığım kadarıyla. Hidrojen. Büyük sayı termal ısı verimleri yüksektir. Yoğunlukları düşüktür. Diyebiliriz. Ve benzinli için pardon. Kullanılabilirler. Bu çarpı değil okey olarak değiştiriyorum. Kullanılabilirler. Ve bir arada çatal yapısı olduğu için, düz yapısı olmadığı için daha zor ee, parçalanırlar. Tutuşma meyilleri azdır. Buna bağlı olarak vuruntu meyilleri azdır. Çünkü yani bir de vuruntuya geleceğiz. Tabii vuruntu neydi? Benzin vuruntusunda şuna açıklarsak bir yerde bujili ateşliyorduk. Daha sonra yan modasının başka bir yerinde istenmeyen bir ateşleme daha meydana geliyordu. Bu iki ateşleme birbirine çarpıştığı zaman istenmeyen bir olay olarak karşımıza çıkıyordu. Bu da benzin unutusuydu. Bunu istemiyorduk. Biz ne yapacaktık? Ateşliyoruz. Genellikle ortadan ateşlenirdi. Küre tatlısında hatırlarsanız ama bunu işte şey yapmıştık. Ya da sıcak tarafta ateşlenirdi. Sıcak tarafta egzozun olduğu taraf sıcak tarafta. Egzoza şey koymak, ee, bujiyi koymak daha mantıklı olabiliyordu. çünkü sıcak taraftan artık bir ateş gelmesin diye. Dediğim gibi tutuşma meyilleri az, vuruntu meyilleri az, vuruntu yapmıyorlar. Benzin motor içinde uygun olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha sonra naftenlere gelelim. Burada keşiler karbon en hidrojen 2 en şeklinde yapmış. İlk yapacağımız şey hidrojen sayıları parafinlere göre düşük olduğu için yoğunlukları pardon ben ne yaptım şu anda bilmiyorum. Heh. yoğunlukları ısıl verimleri düşük, yoğunlukları yüksek diyebiliriz. Hatta burada da demiş hemen ısıl değer olarak, ısıl verimleri olarak parafinler. Daha fazla daha sonra naftenler geliyor. Aromatlarda o zaman ne diyeceğiz? Daha bilmeden neyi konuşabiliriz? Haçları daha düşük değil mi? Hidrojen sayıları daha düşük diyebiliriz. İlk başta bunu bir halledelim. Hidrojen sayıları az olduğu için ısı değerleri düşük, yoğunlukları yüksektir. 740 ile 790 kilogram mm milimetre paralığındaydı. Mesela şey kaçtı hemen bakalım diğerine. 620 ile 770 aralığındaymış. Daha düşükmüş. Hidrojen sayısı çok olduğu için. Burada hidrojen sayısı az olduğu için de yoğunlukları yüksek. 740 ile 790 arasında geliyor. Şimdi şuradaki şekle bakalım. Şekilde bir yine doymuş hidrokarbonlar. Tek bağ var. Tek bağ doymuş hidrokarbonlar. Fakat burada bir şey var. Döngüsel bir yapı var. Cyclo dedikleri bir yapı var. Karbonlar bu arada görüyorsunuz sanki Pentagon yapısı gibi. İşte Amerika'da Pentagon var ya beşli şey. Zaten pent dediğimiz zaman şeyde aslında İranca'da da şeydir yek, du, se, ci, har pent, şey yok, şeş, beş tavladaki sayılarla bir arada bir beş farklı oluyordu. İşte şaş, haft şey oluyordu. Demek ki o pent belki İran'cı Farsçadan gelmiyordur. Ee, şeyden geliyordur. Latinceden geliyordur. Pent dediğimiz şey beş kenarlı demek. İşte pentagon doğrudan geliyor. Bu işte bir cyclo yapısı yapıyor. Bir döngüsel bir yapısı karbonlar birbiriyle döngüsel yapıda bağlanıyorlar. O haliyle yani halka şeklinde bağlanıyorlar. Parçalanmaları çok zormuş. Ve tutuşma mühilleri normal parafinlerden azmış. Demek ki izoparafin yani izoparafinlerde çatallı bir yapı vardı. Ondan bile bu siklo olduğu için şeymiş. Daha fazla ya da halka şeklinde olduğu için daha az tutuşma meyilleri vardır. O haliyle hatta ama burada izoparafinler demiş. Burada demiş ki tutuşma meyilleri normal parafinler ve izoparafinler arasındadır. Demek ki yani şöyle normal parafin düz yapıydı. Bu çatallı yapıydı. Bunlarsa döngüsel halka yapıydı. Demek ki diyor ki tutuşma meyilleri normal parafin hemen tutuşuyor. İzoparafin çok çok daha zor tutuşuyor. Bunun aradaki naftenlerse ikisinin arasında bir değerde tutuşuyor. O haliyle bu hem benzinli motorlar için ve dizel yakıtı için uygunmuş. Ya yani benzinli motor için uygun olmasının tarafı ne? Zor tutuşması. İkisinin arasında. Dizel yakıtın için uygun olması tarafı ne? Normal profiline biraz daha benzediği gibi kolay tutuşması olacak. Demek ki ikisinin arasında kaldığı için hem benzin hem de dizel yakıt olarak da kullanılabilirler. Naftenlerde bu. Bir de olefinlere gelelim. Şimdi çocuklar bir de şöyle bir şey olmuş oluyor aklınızda. İşte hocam naftan, parafin, olefin nedir? işte bunları biz ezberleyecek miyiz? Tabii ezberleseniz iyi olur ama sınavda şöyle çıkar genellikle. şey verilir. E, kimyasal denklemini de verebilirim. Yani CnH2n falan gibi. Burada işte ya da H2n artı 2, H2n eksi 2 falan gibi şey şeye bakıp hidrojen sayılarına bağlı olarak yoğunluk ve şeylerini bulabilirsiniz. Ama burada biraz ezberleyeceğiniz şey ise şu olabilir. Ya hangisi kolay parçalanıyor, hangisi kolay parçalanmıyor? Bir onlara bir bakarsınız biraz daha detaylı olarak çünkü e, parçalanması işte izoparafinlerde çatallı yapı, naftenlerde halkalı yapılıyordu Şimdi bakalım olefinlerde nasıl olacak ve buradaki yapılara bir bakacağız. Olefinlerde şu bir tane çift bağlı olduğu için hatta burada da iki tane çift bağlı var yani çift, çift bağlanın e, mevcudiyeti bize doymamış hidrokarbonu söylüyor çift bağlı olduğu için karbonlar birbirine çift bağlı. Burası bir tane çift bağ olduğu için mono olefin deniyor. İki tane burada da iki tane çift bağ olduğu için diyo olefin deniyor. Eğer bir, ta, bir adet çift bağ varsa bunun denklemi CNH2N iki tane çift bağ varsa CNH2N eksik 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. O halde biz ne diyebiliriz burada? Hidrojen sayıları az. Asıl verimleri düşük. Yoğunlukları yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Bak yoğunlukları 820'ye kadar çıkma aslında belli bir yükseklikte var. Ya, hidrojen düşük olduğu için asıl verimleri düşük. Yoğunlukları fazladır. Tutuşma meyilleri azdır. Burada çok garipsemedik. Çünkü nedeni şu çift bağlar var. Bu çift bağlarda bunların tutuşma meyillerini yükselten özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada diyor ki bir grup ham petrolün petrolün damıtılması yoluyla ve daha sonra da işte bunların parçalanması yoluyla elde edilen bir miktarmış diyor. Damıtılması şu demek. Aslında bunu da tekrardan geleceğiz. Biz ya yakıtı ya da ham petrolü buharlaştırıyoruz. Buharlaştırdıktan sonra belli bir yerde yoğunlaştırıyoruz. Ya belli sıcaklıklarda belli çünkü ham petrolün içinde işte olefin, parafin hepsi mevcut. İşte ya da işte ne bileyim başka naftenler hepsi mevcut. Biz onları şöyle yapıyoruz. Belli sıcaklıklarda buharlaştırıyoruz. Daha sonra gidip yoğunlaştırıyoruz o sıcaklıkta. Sonra bir, bir şey elde ediyoruz. Buna petrolün damıtılması deniyor. Bu bir başka şey ise de ham petrolü alıp yüksek basınçta ve yüksek aslında basınçla beraber sıcaklıkla yükseliyor haliyle çünkü ham petroller daha böyle çok moleküllü şeyler. Bunları yüksek basınçla parçalayarak daha böyle küçük moleküllü parçaları elde edebiliyoruz. Bu diyor ki bir grup ham petrolün damıtılma bir grup ham petrolün damatılması yoluyla elde edebilirler. Ya da daha çok molekülleri, moleküllü ürünlerin parçalanması da mümkündür diyor bunları elde etmek için. Yani hem damıtılmasıyla hem de cracking yöntemiyle elde edilecek Hatta ben cracking'i şöyle anlatıyordum arkadaşlar. Cracking demek parçalama demek. Şimdi siz o parçalamayı biraz da şöyle anlıyorsunuz. Hepimiz ben dahil olmak üzere. Siz tabii benden daha fazla bilgisayar çocuğusunuz. Benim ilk bilgisayarım işte ünivers üniversite diyorum. Lise sonunda alındı. Sizin ilk bilgisayarınız kaçta alındı? Hangi sene alındı? Doğduğumuzda alındı hocam aşağı yukarı. He. Yani mesela benim kızım da şu anda işte doğduğunda telefon var, işte evde televizyon var, işte smart TV'dir ona bakıyor, şuna bakıyor falan gibi böyle. Onlardan korumak gerçekten zor oluyor. O dediğimiz gibi yani siz benden daha doğduğunuzda bilgisayar şey yaptığınız için daha böyle şeysiniz. Şuradan anlatıyorum. Şimdi bilgisayara geçince hepimiz ben de hala da crack programlar kullanıyorum. Crack demek ne demek? Lisansı parçalanmış demek. Yani lisansına para ödemiyoruz. O haliyle işte kre, yani kre oradan hatırlayın diye bir şey ki de parçalıyoruz yani illegal durum yapmıyoruz burada. Burada büyük molekülleri, küçük molekülleri dönüştürüyoruz ama anlatabilmem için. Mesela fluent kullanıyorsunuz. Bunu alabilmenizin imkanı yok. İşte kaç bin dolar, elli bin dolar falan diyor. Siz o zaman ne yapıyorsunuz? Kreklenmiş lisansı kullanıyorsunuz. Tabii biz öğrenci olduğumuz için ya da akademik çalışmalarda olduğumuz için izin vermelerine rağmen piyasadaki e, bilgisayarlarda bunu kullanamazsınız tabii adamların en küçük Solidworks bile kullansa bile bunun kriyini alıyorlar şey diyorum lisansını al, almak zorundalar daha sonuçta işte, evet yani hem damatılması hem de krekin yönetimiyle şey yapılıyor olefinler parafinler kadar kolay parçalanmazlar çünkü yani parafinler neydi tek dizindi ama izoparafinler kadar şeydi ve olefinlerde çift bağ yani düz bağ bunlar Eyvallah ama arada çift bağ olduğu için kolay parçalanmazlar. Benzin motor olarak kullanılırlar. Benzin uygundur benzinin kullanımı. Tutuşma meyilinin atılması durumunda dizel yakıt olarak da kullanılabilirler. aslında diyor ki daha yavaş parçalanabilirler hale gelirlerse de dizel yakıt olarak da kullanılabilirler. Yani tutuşma meyilinin artması demek kolayca tutuşması demek o haliyle de biraz daha kolay parçalanmaz ifadesini, kolay parçalanabilir ifadesini döndürülebilirlerse o ben dizel yakıtı olarak da kullanılabilirlermiş. Bir de aromatlara bir bakalım. Aromatlar bir hemen bir şekle bakın. Halka yapısında çift bağ var. Çok sayıda çift bağ var. Halka şeklinde demek ki bu. Baştan şu yorumu yapabiliriz. Yani çok zor parçalanırlar bunlar. Hem halka var, hem de çift bağ var. Bunlar çok zor parçalanabilirler diyebiliriz. Aromatlar, keskin kokuları nedeniyle aromatlar olarak adlandırılırlar. Demek ki bayağı işte e, keskin kokuları var. Direkt yani hiçbir şey yapmasanız bile o kokudan tanıyabilirsiniz. Aromatlar diye şey yapılırlar. ana yapılarını benzen moleküle oluşturur daha çok kömürden yapay olarak elde edilirler ve vuruntu mukavemetini artırmak için benzine katılırlar. Şöyle düşünelim. Dediğimiz gibi halka bir çift bağ var. Hem cyclo yapısında hem de çift bağ var. Çift bağlar nerede vardı? Olefinlerde vardı. Bir başka çift bağda başka bir yerde yoktu değil mi? Çift bağlar ilk olefinlerde karşımıza çıkmıştı. Ya ben biliyorsunuz ben de artık yani karıştırıyorum olefinler, dio, diolefinler, bilmem şunlar falan şeyler. Daha sonra Kimyasal şeyine bakalım. Hemen. Ya aslında şunu görseniz hemen dersiniz. Mesela şöyle bir soru da çıkartılabilir. Üç tane şekil konulur. Hangisi kolay parçalanır? Bunların hepsi işte çift bağ varsa zor parçalanır. Cyclo varsa zor parçalanır falan gibi. İşte düz değilse çatal yapı varsa zor parçalanır. Diyebiliriz mesela. Daha sonra başka ne diyebiliriz? HN2N-6 Yoğunluk yani... H düşük olduğu için ısıl değerleri düşük. Yoğunlukları yüksektir. 800-850 kg bölüm mm metre arasındadır. Karbon atomlar arasındaki bağlar sağlam. Hem yani halkı yapılın şeklinde hem de çift bağ oldukları için sağlam. Buradaki karşı di dirençliler dirençlidirler ve oktan sayıları yüksektir. Yani aslında siz benzin alırken işte yüksek oktanlı benzin falan diyorsunuz. Oktana da daha sonra geleceğiz. Bu derse değil de işte haftaya geleceğiz. Benzinli motorlarda vuruntuyu arttıran işte vuruntunun olmamasını sağlayan bir sayı ee, oktan sayılarını yükselten bir sayıdır. Benzin motor olarak kullanılabilirler. Ama setan sayıları düşük olduğundan dizel yakıt olarak kullanılamazlar. Aslında oktan sayısı şu. Setan sayısı bir nevi tersi. Benzinde oktan sayısı vardır. Vuruntuya karşı direnci bize gösterir. Benzinli motorlarda biz ne yapacağız? Çünkü vuruntuya karşı direnç olduğu için kolay parçalanmıyor. Dizel motorların aslında benzinli dizel motorları birbirinin tersi. Çünkü bir tersinde zor parçalanacak bujiyle biz ateşleyeceğiz. Diğerinde ise de sıkıştırdığımız havayla yakıt püskürtüleceğiz. Parçalanacak, kolay parçalanacak. Burada diyor ki oktan sayıları yüksektir. Dizel motorlarında da setan sayıları düşük olduğundan dizel yakıt olarak kullanılamazlar. Çünkü yani çok zor parçalanır o halleri dizel yakıt olarak kullanılamazlar diyebiliriz. Daha sonra setan sayısının tanımına da geleceğiz. Daha sonra alkollere bir bakalım. Alkoller benzin motorlarında kullanılabilir. Hatta bu alkoller deyince aklıma hep böyle habamam sınıfına geliyor. İşte kimyasal Şevket Altun şey yaptı ders verdi kimyocası oldu. Sahne aklımıza geliyor. Diyor ya işte bize değerli alkollerden örnek verin diyor. İşte Hatırlamıyorum. İnek, şaban mıdır, şıl mıdır, budur. Hocam işte rakı falan işte bilmem şu falan diyor ya. Hep aklıma o sahne geliyor bu alkolleri gelince. Ee, garip bir anekdot oldu ama olsun. Alkoller e, petrol kökelli olmayıp fermantansiyonun sonucu ee, veya kömürden yapay olarak elde edilebilirler. Bunu çok şey yapmayın yani böyle işte etanol C2H5-OH işte metanol C3, CH3, OH gibi hiç şey yapmayın. Ben de yani bu ders kasını vermeme rağmen onları hala bilmiyorum. Ezberlemem de imkansız. Ama şunu biliyorum. Vuruntu dirençleri benzinden daha yüksektir. Demek ki oktan sayısını arttıran bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Yakıtlarda %100 olarak kullanılacağı gibi benzinli yakıtlarda benzinin %10-15 oranında etki edilebilirler. Bu durumda motorda herhangi bir değişik yapılmasına gerek yok. Ve ısıl değeri hidrokarbonlardan daha düşük. Demek ki hidrojen sayısı daha düşük olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan söylersek, benzinli şu vuruntuları benzinden daha yüksektir. Bir motorda %100 gibi kullanacakları gibi benzinlere de %10-15 arasında katılabilir. Eğer böyle bir katılma durumu olursa da Motorda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Demek ki yüzde 40 olarak alkoller kullanırsa motorumuz biraz daha değişecek. Ama kullanılmazsa normal otto çevirme çalışan motorlar olacak ve alkolün ısıl değerleri hidrokarbonlardan daha düşüktür diyebiliriz. Daha sonra biraz da gaz yakıtlarına bir bakalım. Gaz yakıtları daha seyrek kullanılırlar. Bunun nedeni üretim azlığı ve işte bunun bir de depolanması aslında. Çünkü e, gaz yakıt ama sıvılaştırma şekilde depolayacağız yüksek basınçta. O basınçtan tankerden çıktığı anda hemen e, ne olacak? Hemen gaz haline geçmiş olacak. Yani bunu aslında hidrojen gibi bunun taşınabilirliği de biraz sıkıntı ama artık çoğu şeyler biraz eskiden daha sıkıntıydı ama yeni yeni e, düzeneklerde işte şeyde daha kolay artık yapılabiliyor. İşte sıralı otogaz sistemleri falan gibi şeyler oluyor. Ve burada kar burada benzinli motorlarda daha çok kullanıldığı için karbüratör yerine aslında eskilerden çok karbüratör vardı. İşte havayla yakıtı yan modası dışında karıştıran bir düzenekti bu. Burada gazlaştırıcı ve basınç düşürücü olması lazım ki hemen sıvı halden gaz hale geçmiş olsun. Burada aslında volumetrik verimleri düşüktür. Nedeni şu. Belli bir hacmi daha az gaz gelir. Çünkü hemen burada gaz olduğu için, gaz fazında olduğu için hacimsel olarak kapladıkları yer çok daha fazladır ve daha az şey gelirler. Bu da volumetrik verim düşük olduğu için motor gücünü de düşürürler. Mesela şu durum şöyle karşınıza çıkabiliyor. Ben bunu ilk okuduğumda akışkanlar mekaniği dersinde çok böyle hoşuma gitmişti. Mesela bir insan işte deniz seviyesinde spor yapıyor. Belli bir basınçta havayı içine çekiyor. Ee, ve burada işte o çektiği havayı işte kullanıyor. Ama aynı şekilde dağın tepesine çıktığı zaman daha düşük basınçlı bir şey var. Ve o aldığımız aynı çektiğimiz hava içinde daha az oksijen miktarı var. Çünkü volümetrik verimi düşük oluyor. Bas, daha az basınçtan dolayı. Ya burada tam bunu bir aynı örnek değil. Ama oradaki çektiğimiz hava kalitesi yani kalitesinden ziyade daha az hava çektiğimizden dolayı yükseklerde daha fazla yoruluyoruz diyebiliriz. Mesela işte dağcılar şöyle yapar işte belli bir metreye kadar gelirler. Çok iyilerdir ama belli metreden sonra o dediğim volümetrik verimden dolayı işte ya, ya da basıncın az olmasından daha az hava gelmesinden dolayı daha böyle kendilerini yorgun hissederlermiş. Hiç dağcılık sporuyla uğraşmadım ama dediklerine göre öyledir ama mantığı da daha az volümetrik verim olmasından dolayı. Bunun şey ise vuruntuya karşı dirençleri yüksektir. Ezgoz, egzoz gazlarında kirletici bileşenleri daha düşüktür. Demek ki egzoz emisyonları daha düşüktür. Ve sıvılaştırılmış petrol gazı, likit petrol gaz kullanılabilir. Bunun diğer bir şey ise de çok realiteden bahsedeceğim. Daha ucuz olması e, insanları bu tür şeylere e, sevk etmektedir. E, yani kendi benzinli araçlarını e, gazla çalışabilir hale getirmek daha e, uygun olduğu için onlara sevk etmektedir. Şimdi bir de şöyle yapalım. E, motorların elde ediliş yöntemlerine bir bakalım. Zaten bunları biraz bahsetmiştim ham petrolün damıtılması. Şimdi ham petrol dediğimiz şey de bir karışım. Propan, bütan, işte çok çok küçük moleküller var. Çok büyük moleküller var. Parafenik, naftenik, aromatik yapılar var. Yani aslında bildiğiniz bütün, ya bildiğiniz değil yani. Çünkü biz de çoğunu bilmiyoruz kimyacı olmadığımız için ama. Çok büyük moleküllerden, çok küçük molekülleri, parafenik, naftenik, aromatik yapılara kadar bir karışım var. Şimdi ham petrolü biz ısıtacağız buharlaşmasını bekleyeceğiz. Şimdi sallıyorum. Ham petrol ısıldık. Buharlaşma sıcaklığı düşük olan moleküller buharlaşmaya başlıyor. Mesela bütan 0.1 megapascal'da. Aslında bu bir atmosfer demek aslında. 0.1 megapascal. 0.1 çarpı 10 üzeri 6 pascal. Aslında neydi? 1 çarpı 10 üzeri 5 pascal aşağı yukarı. Atmosfer basıncı değil. demek ki atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı 0. Yani suyun donma sıcaklığında adamla atmosferde şey yapılıyor sıfır derecede kaynıyor. Bu kaynıyor. Mesela oktansa C8H18 gibi 125 derecede kaynıyor. Şöyle düşünün. Bir alıyoruz belli bir basınçta sıcaklıkta kaynıyor. Biz onu başka bir da damıtıyoruz, yoğunlaştırıyoruz. Daha sonra işte bir biraz daha sıcaklığı arttırıyoruz. Başkası kaynıyor. Onu alıp damıtıyoruz. Zaten hem bunun hepsini biliniyor tabii ki. İşte şu şu derecede buharlı, şu Su basıncı. Aslında şu derece demek bile mühendislik olarak yanlış. Şu derece ve bir şu sıcaklıkta buharlaşır oluyor. Çünkü basınç ve sıcaklık birbirinin ile etkileşim halinde. O haliyle işte bunlar belli basınç ve sıcaklıkta buharlaşanlar gidiyor, yoğunlaştırıyor. Onu elde ediyoruz. Ba yapıyor, onu elde ediyoruz. Mantığımız bu. Ve bu durumda ham petrolden %30 benzin, %20 ile 40 arası dizel, %20 ağır yakıtlar, %10 ağır yağlar elde edilebiliyormuş. Ve burada işte tek diyor ki böyle ısıtma ilerledikleri belli sıcaklıklarında buharlaşan kısımlar tekrar yoğuşturularak benzin, gaz yağı, motorin, fuel, oil, makine yağları gibi gruplar elde edilebiliyor. İlk şeyimiz bu. Ve burada işte damıtma sıcaklıklarını bize söylemiş oluyor. Aslında burada bir eksik bilgi var. Basıncı da vermesi lazım dediğim gibi. İşte uçak benzini 35-150 derece arasında damıtılıyorken ya da işte ilk başta buharlaşıp sonradan işte yoğunlaştırılıp damatılacak. Dizel yakıtı ince ve standart ince demesi daha böyle küçük taneli olmuş oluyor. İşte 175-290 dizel yakıtı standartsa 200-270 arasında ilk başta buharlaşıyor sonra şey yapıyor. Demek ki bir de şey bakalım benzinler daha az sıcaklıkta 35 derecede bile buharlaşabiliyormuş. Diğer bir yöntemse de karakik yöntemi işte dediğimiz gibi full kırıyoruz işte ya da solidworks kırıyoruz ya da aslında word'ü bile mesela şey yapıyoruz hatta mesela eskiden şöyleydi gençler xp zamanında ee, çünkü siz xp kullanmışsınızdır eğer çocukluğunuzdan beri kullanıyorsanız onu muhtemelen yetişmişsinizdir xp zamanında e, illegal bir işletim sistemini legal yapmak çok daha kolaydı şimdi çok çok daha zor bunu hem zorlaştırdılar bir de şöyle hale getirdiler. Yeni bir laptop alıyorsunuz, artık bunun içinde Windows oluyor. Bu da doğal olarak legal oluyor, herkese legal olarak geliyor. E, crack yapmanıza gerek yok ama eskiden kullandığımız zaman işletim sistemleri bile crack olarak kullanıyorduk. Yani ben çok kullanmıştım, vardır. Dediğimiz gibi crack işlemi kırmak bir şekilde. Crack işlemi büyük moleküllü hidrokarbonlar yüksek basınç ve sıcaklıklar altında daha küçük moleküllere dönüştürülecekler. Aynı miktardaki ham petrolden krekin yönteminde daha fazla benzin ya da mazot elde etmek mümkündür. Demek ki daha fazla benzin ya da daha fazla dizel yakıtı elde etmek mümkündür. Diyor ki parafinik yapıdaki yapıları CNH2N artıki yapıları krekin yönteminde çünkü H'ler daha fazla daha fazla olifinik CNH2N yapıya dönüştürebilirler. Bu da benzindeki vuruntu direncini arttırır. Çünkü olefinik yapı neydi? Çift bağların olduğu yapıydı değil mi? Mono ve diolefin vardı. Tek bağlı ise CNH2N'di. Dio da H2N-2 idi. Ve krakik yöntemi benzin elde etmek için daha uygundur. Demek ki daha geç parçalanıyormuş. Vuruntu direncini artıran bir özellikmiş. Bunları girmiyorum. Sentezi yöntemini hiç yapmıyorum. Burada bırakalım dersi. Haftaya sıvı yakıtların genel özelliklerinden Devam edeceğiz. Tamam. Çünkü burada artık yakıtın şeyine geleceğiz. Ee, i̇şte özgür kütlesini, viskositesini işte yanma değerlerine falan teker teker bakıp hatta buharlaşmalarına, alevlenme noktasına bakıp bunlar hakkında yorum getireceğiz. Tutuşmalara bakacağız. Daha sonra benzinli yanma ve işte dizel yanmayı yapıp iki haftamız daha var. Çok rahatlıkla biz bu dersi bitirebiliriz. Çünkü normalde üç haftamız vardır ama yeni yılda bir dersimizi yediği için iki haftamız var. Biz bu iki hafta içinde 66 slide var görüyorsunuz. 13'ünü yedik 53. Biz iki haftada 25'er slide işleyip bu dersi bitiririz diyorum gençler. Şöyle bir rekordu